Osmanlı Devleti'nde başta padişah olmak üzere hanedan üyeleri ve yüksek dereceli devlet görevleri, cami ve mescitler, medrese öğrencilerinin, yolda kalanların, göçmen kuşların, sürekli rahatsızlığı bulunan hastaların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla vakıflar kurmuşlardır. Böylece devlet birçok hizmeti para harcamadan yerine getirebilmiştir. Buna göre Osmanlı Devleti'nde vakıflar aracılığıyla Yukarıdaki ihtiyaçların hangilerinin karşılandığı söylenebilir? Evet sevgili arkadaşlar, vakıflar geliri hayır işlerine ayrılmak üzere oluşturulan yapılardır. Bu çerçevede sevgili arkadaşlar, vakıfların gelirleri tamamen hayır işlerine ayrılır. Özellikle Osmanlı sevgili arkadaşlar sosyal bir devlettir bu noktada. Sosyal devlet kavramını açıklayalım. Sosyal devlet halkı için yatırım yapan ve bu noktada halkının hizmetini düşünen devlet anlayıştır. Vakıflar Osmanlı Devleti'nde bu işi görür. İşte burada cami ve mescitlerin yapılması, medrese öğrencilerinin, yolda kalanların, göçmen kuşların, sürekli rahatsız bulunanların hastalığıyla ilgili ihtiyaçlarının karşılanması, sağlık alanında ve devletine vakıfların sosyal alanda faaliyet gösterdiğini görmekteyiz. Ancak vakıflar siyasi teşekküller değildir. Burada siyasi deyince devlet yapısı anlaşılır. Burada öyleyse doğru cevabımız 1 ve 2 nolu seçeneklerdir. Osmanlı Devleti'nde uygulama alanı bulan millet sisteminde hakimiyet altına alınan milletlere derin bir hoşgörüyle yaklaşılmıştır. Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun sonuçları arasında yer aldığı söylenmez. E sevgili arkadaşlar Osmanlı Devleti batıya doğru açılırken iki temel politikası vardır. Bunun birincisi iskan politikasıdır. İskan politikası doğudan gelen Türkmenlerin yeni fethedilen bölgelere yerleştirilmesidir. Diğeri ise istimalet yani hoşgörü politikasıdır. Zaten sorumuzda da bize hoşgörü politikası sorulmakta. Burada dikkat edelim. Katolik kilisesinin baskısından kaçanların Osmanlı Devleti'ne sığınması Osmanlı Devleti'nin derin bir hoşgörü içerisinde hareket ettiğini gösterir. Yine İspanya'da soykırıma tabi tutulan Yahudilerin kurtarılması yine aynı şekilde hoşgörüye bir örnektir. Almanya'da reform hareketlerinin Osmanlı Hristiyanlar arasında görülmemesi, Osmanlı devletinde yaşayan Hristiyanların reform hareketlerini bilmemesinin sebebi ise Osmanlı'da uygulanan sistemin temel hoşgörünün buna gereksinim bırakmaması. Yine D seçeneğinde Osmanlı egemenliğine gelen ulusların milli kimliklerini korumaları ve bu kimlikleri değiştirmek için herhangi bir devlet tarafından baskının olmaması hoşgörüyü gösterir. Ancak e seçeneğinde Ankara Savaşı sonrasında Anadolu Beyliklerinin yeniden kurulması sevgi arkadaşlar hoşgörüyle herhangi bir alakası yoktur. Kaldı ki Ankara Savaşı iki Müslüman devlet arasında yapılan ve Anadolu'nun siyasetini etkileyen bir husustur. Burada söylenemez denildiğine göre doğru cevabımız E seçeneğidir. Rekabet şartlarındaki eşitsizlikten dolayı fiyatlara müdahale edilmesi olarak tarif edilen nar sistemi Klasik dönem Osmanlı ekonomisinde fiyat politikasını esas teşkil etmiştir. Osmanlı nahr uygulamasında temel ölçü arz ve talep şartları olup tekelci eğilimlerden önlenmesi istenmiştir. Özellikle zirai ürünlerde piyasaya ürün girişinin çok değişken olması böyle bir uygulamayı zorunlu kılmıştır. Yine talebin arttığı Ramazan ayı öncesinde fiyatların yeniden tespiti gerekirdi. Buna göre nar sisteminin yukarıdaki amaçların hangilerine yönelik olarak uygulandığı söylenebilir. Evet sevgili arkadaşlar Osmanlı'daki fiyat sisteminin adı nar sistemidir. Bu çerçevede nar sistemine göre bir mal şehre geldiği zaman önce halde tutulur. Halde tutulması sevgili arkadaşlar kapan emini vasıtasıyla yapılır. Bu çerçevede gelen malın hale gelen malın satımını yapmadan önce nar emini gelir ve bu ürüne bir fiyat belirtir. Fiyat belirlendikten sonra satımı sadece bir kişi yapılmaz. Birçok kişiye yapılır. Bu ise piyasada rekabetin olmasını rekabetin oluşmasını sağlayan bir husustur. Evet. Nar sistemiyle birlikte Osmanlı Devleti ani fiyat dalgalanmalarının önüne geçmiş. Yine vakıfların ihtiyaçlarının karşılanması sevgili arkadaşlar nah sisteminde vakıfların ihtiyaçlarının karşılanması gibi bir durum söz konusu değildir. Üç nulu seçenekte üretici ve tüketicinin korunması temel amaçtır. Öyleyse buradan çıkarılabilecek tabi sonuçlar sevgili arkadaşlar 1 ve 3 nolu seçeneklerdir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Osmanlı Devleti'nde haracı topraklar mülkiyeti gayrimüslimlere ait olan arazilerdi. Bu arazilerin sahipleri devlete haraç adıyla vergi öderdi. Buna göre Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki bölgelerden hangisine fetihler yapmasının haraç gelirlerinin artmasına daha fazla etkili olduğu söylenebilir? Evet İslam ilk doğduğunda Hazreti Muhammed çeşitli vergiler aldı. Biz buna şer'i vergiler diyoruz. Evet şimdi şer'i vergileri tanıyalım. Eğer Osmanlı döneminde veya daha başka dönemde üretilen bir vergi ise bu. Buna örfü diyoruz. Peki neden şer'i vergi ismini koyduk? Hazreti Muhammed'in bizzat aldığı vergilerdir. Bu çerçevede Müslüman çiftçiden 1 bölü 10 oranda öşür alınır. Yine gayrimüslimler askerlik yapmadıkları için cizye ve gayrimüslim çiftçilerden haraç alınırdı. Burada haraç kelimesi bazı öğrencilerimize kötü yoldan elde edilen bir gelir gibi gelebilir ama sevgili arkadaşlar haraç kesinlikle kötü eee manada bir vergi değildir. Burada haraçtan kasıt gayrimüslim çiftçilerden alınan vergidir. Bakın Anadolu'da genellikle Müslümanlar, Orta Doğu'da, İran'da ve Kuzey Afrika'da genellikle Müslümanlar yaşar. Eğer sorumuzda öşür sorulsaydı doğru cevabımız bu dört seçenek olacaktı. Ancak sorumuzda haraç yani gayrimüslimler soruluyor. Gayrimüslimlerin en çok yaşadığı yer ise Balkanlardır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. ahlak ve dürüstlük ilkelerine dayanan loncalar ehli hibre denilen bir bilir kişi tayin ederdi. Ehli hibre üreten malların fiyat ve kalite kontrollerini yapardı. Buna göre loncaların yukarıdaki durumların hangilerinin yaşanmasını önlemeye amaçladığı savunulabilir. Eğer arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde loncalar esnaf teşkilatlarını oluştururdu. Ehli hibre ise malın kalitesini ve fiyatını kontrol ederdi. Burada malın kontrol edilmesi esnafın haksız kazanç elde etmesini önlemek içindir. Yine ürünlerin tüketiciye fahiş fiyatlarla yani fazla fiyatla fiyatlara sunulmasını önlemeye yöneliktir. Bir nolu seçenekte tüketici haklarının korunması sevgili arkadaşlar. Bu noktada Tüketici haklarının korunması değil, burada üretilen malın kontrolü ve fiyatı yapılmakta. Zaten metnimizden de bu açık bir şekilde ifade edilmiştir. Eğer tüketici hakları ile ilgili metne bir kısım eklenirse biz bunu da kabul ederiz. Ancak var olan metinde ehli temel görevleri üretilen mal ve kalite kontrolü olduğundan doğuracağımız 2 ve 3 nolu seçenektir. Osmanlı Devleti'nde Başta padişahlar olmak üzere vezir-i azam, şeyhülislam gibi üst rütbeli pek çok devlet adamı uygun gördükleri yerlere cami, çeşme, hastane, yol, medrese ve benzeri müesseseler yapmak için birbiriyle yarışmışlardır. Bu durumdan yola çıkarak Osmanlı devlet adamlarının yukarıdaki amaçların hangilerine ulaşmaya çalıştıkları söylenebilir. E evet arkadaşlar burada dikkat edin. Devlet adamı hayır işlerine bulunarak halkı korumaya çalışıyor. Burada devletin halkı koruması ve halka yönelik yatırımlar yapması sosyal devlet anlayışının hakim kılındığını görmekteyiz. Yine bu çerçevede yapılan e, imar faaliyetleri halkın desteğini ve sevgisini kazanma temel amaçtır. Ancak burada egemenlik alanını genişletme vakıflarla değil savaş ile olabilecek ya da askeri güçle olabilecek bir şeydir. Öyleyse burada doğru cevabımız 2 ve 3 nolu seçeneklerdir. Lonca teşkilatının yukarıdaki faaliyetlerden hangileri bu teşkilatın aynı zamanda meslek okulları işlevini de sahip olduğunu gösterir. Evet meslek okulu demek ne demek sevgili arkadaşlar? Meslek okulu aynı zamanda meslek erbabı ya da çırak, kalfa usta yetiştiren kurum demek. Evet burada A seçeneğinde bir nolu seçenekte bu ifade ediliyor. Üyelerine meslek eğitimi vermeleri burada e, La ahi teşkilatının ya da lonca teşkilatının meslek okulları işlevini gördüğünü açık bir şekilde ifade ediyor. Evet ürünlerin kalitesi ve fiyatını belirleme. Burada meslek okulu değil de tüketici haklarını korumaya yönelik bir faaliyet var. Yine üyelerinin zararlarını karşılamaları ve üyelerine kredi vermeleri. Burada e, loncaya mensup insanların herhangi bir zarara uğradığında sigorta görevi gördüklerini görmekteyiz. Oysa sorumuzda meslek okulları işlevine sahip olduğu soruluyor. Burada doğru cevabımız yalnız bir seçeneğidir. Osmanlı Devleti ile ilgili yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin Osmanlı ülkesindeki Musevilik dinine mensup nüfusun artmasına neden olduğu söylenebilir. Evet sevgili arkadaşlar burada özellikle dikkat edelim Yahudi ya da Musevi Hz. Musa'ya tabi olan demek Musevi bu soru soruluyor. Yani hangi faaliyet ile Yahudi nüfusu Osmanlı Devleti'ne arttığı soruluyor. Burada dikkat edin Rumların, Sırpların, Bulgarların hakimiyet altına alınması. Burada Hristiyan teba var. Dikkat edelim sevgili arkadaşlar. 3 numaralı seçenekte 19. yüzyılda Macar mültecilerin Osmanlı ülkesine iskan etmesi yine burada Hristiyan bir teba var. Evet Macarlar aslen Türktür ama din olarak Hristiyandır. Ancak dikkat edin ikinci nolu seçenekte İspanya'da bulunan Beni Ahmer Yahudilerinin İzmir, Selanik ve İstanbul'a yerleşmesi Osmanlı'da Musevi dinle mensup nüfusun artmasına sebep olmuştur. Bu doğru cevabımız B seçeneğidir. Osmanlı Devleti'nde görülen yukarıdaki uygulamaların aşağıdakilerden hangisinin üzerinde bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. Evet dikkat edelim Osmanlı Devleti merkeziyetçi bir yapıya sahip. Bu çerçevede toprakların devletin malı olarak kabul edilmesi Osmanlı Devleti'nde mülk sahibinin birinci derecede devlet olmasına sebep olmuştur. Orta çağda toprakların şahıslara ait olması bölgede senyörlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Burada toprakların devlet malı olarak kabul etmesi devleti ve merkezi otoriteyi güçlü tutar. Yine özel mülkiyetin hakkının sınırlı olması ve devletin memurlarının mallarına el koyma hakkına sahip olması sevgili arkadaşlar yine Osmanlı Devleti'nde sosyal sınıfın yani burjuvazi ya da senyör gibi grupların oluşmasına engel olmuştur. Burada doğru cevabımız B seçeneğidir. Osmanlı devleti bir kızım toprakları köylülere dağıtır. Toprağını ekmeyenlerden çift bozan adı verilen ceza vergisi alınırdı. Ayrıca üst üste 3 yıl toprağını mazeretsiz ekmeyenlerden toprak alınıp başkasına verilirdi. Osmanlı toprak yönetimindeki bu uygulamanın yukarıdaki amaçlardan hangisine ulaşmaya yönelik olduğu savunulabilir. Evet sevgili arkadaşlar Anadolu insanı Türkler Orta Asya'dan göçebe bir toplum olarak gelmişlerdi. İşte bu göçebe toplum sürekli konar göçer bir faaliyet ya da sosyal yaşam sürdüklerinden devlete vergi vermek istemiyorlardı. Devlet de aksine boş olan arazileri değerlendirme çabasındaydı. Bu çerçevede sevgili arkadaşlar Osmanlı devleti boş olan araziyi halka kiraya veriyordu. Yıllık kira bedeliyle asker yetiştiriyordu. Biz buna tımalı sipahi diyoruz. İşte burada sevgili arkadaşlar. Mülk arazi değil de miri arazi anlatılıyor. Yani tımar sistemine mensup miri arazi anlatılıyor. Burada sevgili arkadaşlar. Toprağı boş bırakanlardan vergi alınması, ceza vergisi alınması ve toprağın elinden alınması, üretimin devamını sağlama ve topraktan en verimli şekilde faydalanmayı temel amaç edinmiştir. Evet burada bu faaliyetle köyden kente göçü engelleme gibi bir faaliyet söz konusu değildir. Çünkü köyden kente göçün sebebi buradaki sistem değil bölgede güvenliği sarsan celali isyanlarıdır. Öyleyse burada doğru cevabımız 1 ve 3 nolu seçeneklerdir. Osmanlı Devleti'nin yukarıdaki faaliyetlerden hangilerinin Osmanlı ülkesine fiyat artışlarını önlemeye yönelik tedbirler içerisinde yer aldığı ileri sürülebilir. Evet Osmanlı Devleti'nde farklı bir sistem vardı. Bu çerçevede bir mal şehre geldiği zaman bu mala öncelikle dağıtımı yapılmazdı. Kapan emini bu malı durdurur sonra narh gelir. Narh bunlara fiyat koyardı ki sevgili arkadaşlar bu çerçevede fahiş fiyatın önüne geçilmeye çalışılırdı. Burada sevgili arkadaşlar Osmanlı ülkesine fiyat artışlarını önlemeye yönelik olarak kaçakçılığı ve kara borsacılığı yani malın tek elde buluşmasını önlemek için sert düzenlemeler yapılmış. Yine 3 nolu seçenekte yeterince üretilmeyen malların düşük gümrük vergisiyle ülke pazarlarına girişine izin verilmiştir. Burada sevgili arkadaşlar mal girişine izin verilmesinin sebebi içte üretimin az olmasıdır yani arz talep dengesini karşılayamamasıdır. Ancak bir nolu seçenekte savaşta fayda gösterenlere tımar topraklarının dağıtılması tamamen askeri askere karşı bir sevgi sevgili arkadaşlar teşviktir. Burada Osmanlı ülkesinde fiyat artışları soruluyordu. Doğru cevabımız 2 ve 3 nolu seçeneklerdir. Osmanlı Devleti gayrimüslimlerin yoğun olarak yaşadığı sınır bölgelerinde ve Arap memleketlerinde mevcut yerel yönetimleri ortadan kaldırmamış, bu bölgelerin yarı bağımsız hareket etmelerine izin vermiştir. Bu uygulamanın milliyetçiliğin siyasallaştığı 19. yüzyılda yukarıdaki durumlardan hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir. Evet sevgili arkadaşlar biliyorsunuz Osmanlı Devleti özellikle herkesi İstanbul'dan yönetmek gibi bir derdi yoktu. Bazı bölgelere özel yönetimli eyalet diyoruz biz bunlara. Burada örnek veriyorum. Mısır'da Mısır'a vali atarken Mekke ve Medine'yi idare ederken farklıydı. Mekke ve Medine'yi bölgedeki seyyid ve şeriflerle yönetiyordu. Yine Örnek veriyorum Eflak Boğdana ise bölgeden bir idareci seçiliyor. İçte serbest, dışta Osmanlı Devleti'ne bağlı bir sistem kuruluyordu. Bakın Mekke, Medine ve Eflak Boğdan'da sevgili arkadaşlar durum farklı. Ama Mısır'da ne var peki? Mısır'da merkezden atanan bir vali var. İşte bu iki seçenekte de gördüğümüz kadarıyla sevgili arkadaşlar bölgedeki idareciler kullanmıştır. Ancak 19. yüzyılda milliyetçilik isyanları çıkınca işte bu topraklarda isyanlar başlamış. 1812 ilk defa Bükreş Antlaşması ile Sırbistan, 1829 Edirne Antlaşması ile Yunanistan bağımsızlıklarını sağlamışlardır. İşte burada sevgili arkadaşlar İkinoğlu seçenekte devletin dağılış sürecinin hızlanması bu sayede olmuştur. Yine Burada özel yönetimli eyaletler azınlıkların bağımsızlıklarını kazanmasının önü açılmıştır. Ancak bu eyaletlerle birlikte ülkede birlik beraberlik sağlanması söz konusu değildir. Özellikle milliyetçilik Osmanlı Devleti'ni tarumar etmiştir. Burada doğru cevabımız 2 ve 3 nolu seçeneklerdir.